Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Çavuşoğlu, Tibirleşmiş Millerler Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle temaslarını sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile geçen pazar yaptığı görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PYD terör örgütüyle işbirliği, FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığı ve S400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumunun müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını dile getiren Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla bu görüşmede vurguladı. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Daha önce de Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle bir teklifte bulunduğumuzu söylemiştik. Şimdi de bu teklif Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Biden tarafından geldi dedi. Çavuşoğlu, çalışma grubunun oluşturulması ve ele alınacak konularla ilgili kurum ve bakanlıkların çalışmaları yürüttüğünü de belirtti. 2021'in uluslararası siyasi tür bakımından yoğun gündemli bir yıl olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Afganistan, Orta Doğu, Balkanlar, Afrika ve Asya'da önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti. Çavuşoğlu, küresel manzaraya güvensizlik ortamının hakim olmaya devam ettiğini söyleyerek, artan güç mücadelesi ve rekabetin kurallara dayalı ilişkiler düzenini tehdit ettiğini dile getirdi kısa vadeli çıkarlara dayalı yaklaşımın yaygınlık kazandığına işaret eden Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs, COVID-19 salgınının da mevcut safları, adaletsizlikleri, işbirliği konusundaki eksiklikleri iyice belirginleştirdiğini vurguladı. Çavuşoğlu, tüm ülkelerin dış politikalarını çok kutuplu ve değişken dünya düzenine uyarlamaya çalıştığına dikkati çekti. G20 zirvesinde de bu eğilimleri gördüklerini ve bunlara ortak çözümler bulma imkanlarını değerlendirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasıyla adımlarını sağlam attığını belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin farklı güç merkezleriyle aynı masada, eşit koşullarda çok boyutlu ilişkiler kurduğunu dile getirerek, diğer yandan düşkün ve muhtaçlara el uzattığını, güçlü ve adil bir diplomasi izlediğini ve daha adil bir dünya için çalıştığını kaydetti. Türkiye'nin istikametini kendinin belirlediğini belirten Çavuşoğlu, yurtta barışın dünyada barıştan geçtiğinin farkındayız. Diyalog ve işbirliği önceliğimiz. Ancak gerektiğinde sert güç unsurlarını da diplomasi alan açmak amacıyla kullanmaya devam ediyoruz." diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, dinamik bir dış politika izlediklerinin altını çizerek şunları kaydetti: İnsanımızın, soydaşımızın, ticaretimizin, iş insanımızın, tarihi bağlarımızın olduğu her yerde bayrak gösteriyoruz. Geçen yılki komisyon toplantımızdan bu yana, salgın koşullarına rağmen 72 yurtdışı ziyaret yaptık. 260 tam fazla telefon, 40 tam fazla video konferans görüşmesi yaptık. Ülkemize gelen dışişleri bakanlarının sayısı 48, devlet ve hükümet başkanlarının sayısı 33. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.